Çorba içiyordum, ekmek yiyordum. Vallahi sert bir şey yemedim, dişim kırıldı. Kırılır. Diş çürükleri neden olur? Dişimizin üzerinde önce biyofilm, sonra plak oluşur. Biz bu plağı temizlemezsek, plağımızın içerisindeki bakteriler ağzımızdaki artıkları besin olarak kullanır ve asit üretirler. Bu asit de dişimizin en üst tabakası olan minedeki mineralleri çözer. Biz bunu ağızda ilk olarak beyaz bir leke olarak görmeye başlarız. Bu beyaz leke geri dönülebilirdir. Hemen dolgu gerektirmez. Hatta geri dönmezse rezin infiltrasyon dediğimiz bir teknikle hiçbir aşındırma yapmadan tedavi edilebilir. Eğer hiç müdahale etmezsek bu minik bir delik haline gelmeye başlar. Ve burada artık dolgu işlemi gerekmeye başlar. Ve dişte çürük ilerler. Eğer dişlerimizi iyi fırçalıyorsak ve bu oluşan delik arayüzde ise biz bu deliği dişimiz kırılana kadar ya da ağrıyana kadar hiç fark etmeyiz bile. Hep duymuşsunuzdur. Vallahi sert bir şey yemedim, dişim kırıldı. Çorba içiyordum, ekmek yiyordum, böyle yumuşak bir şey yiyordum, dişim kırıldı. Kırılır. Çünkü o dışarıdan gördüğümüz minenin altı aslında bomboş. Tamamen çürümüş ve yumuşamış. Üstten gelen en ufak bir darbeyle hemen diş kırılıveriyor. Peki ne yapacağız? Öncelikle dişlerimizi fırçalayacağız. Her zaman olduğu gibi. Diş ipimizi, arayüz fırçamızı güzelce kullanacağız. Hiç çürük olmasın diye. Eğer dişimiz çürümüşse diş hekimi kontrolüne gideceğiz. O çürük daha çok minikken hemen böyle küçük bir dolguyla tedavisini yaptıracağız. Eğer ağrımaya başlamışsa, soğuk sıcak şekerli hassasiyetler olmaya başlamışsa ya da diş kırılmışsa o zaman biz burada farklı tedaviler yapıyoruz. Önce o büyük çürüğü temizliyoruz. Kırığın şekline, yerine, durumuna göre sinir açılmışsa ama sinir ölmeye başlamamışsa oraya çok biyouyumlu bir malzeme koyuyoruz. Ve üzerine normal dolguyla bazen de laboratuvardan destek aldığımız onlay veya overlay tedavileriyle o boşluğu kapatıyoruz. Çürüğü temizledik. Sinir açılmış, okey. Ama o sinir aynı anda da ölmeye başlamışsa o zaman biz o dişlere kanal tedavisi yapıyoruz. Peki bu duruma gelmemesi için ne yapmamız lazım? Ağız bakımlarımıza düzenli devam edeceğiz ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne muhakkak gideceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerimizin devamı için lütfen beni takip etmeyi unutmayın.